Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 25 Eylül Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Elazığ'da 8 koşulu bir altılı bir programımız olacak. O da 3. koşuyla başlayacak. Tabii ki bizler 1. 4. kayın, 7. plase, 1. 3'lü kayın oynayacak arkadaşlar için. Tabii ki kendimiz de deniyoruz sevgili dostlar oynuyoruz bakalım faydalı bir program geçirelim. Geçen biliyorsunuz eee Elazığ'da da artık arkadaşlarımız var demiştik ve de açık olarak sağdaki arkadaşların duyumlarını aktardık ve de kazançlı duruma geçmiş olmuştuk. Sevgili dostlar 778 TL almıştık. Yarın da tabii ki e, bizim öncelik fikirlerimizi sizlere sunacağız eğer yarın herhangi bir aksilik olmadığı takdirde tekrar e, yani sağdan duyumları Elazığ'da alırsak katıl butonuna özel olarak paylaşacağım biliyorsunuz. E, o gün için Elazığ'ı paylaştım ama katıl butonuna olarak e, paylaşacağım sevgili dostlar. Katılacak arkadaşlar katıl butonuna e, aylık 10 TL bir ücret var. Katılıp oradan da sağdaki son duyumlara alabilirsiniz. Evet geçelim koşumuza. birinci koşu saatlerimiz 10:45 göstermemiz şartlı 2, 4 yaşlı Araplar 2000 metre kuma çıkacak. 6 safkan yer alacak. birinci dörtlü gayranımız bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada 3 e, üç nolu Safkan e, gözümüze çarpan ilk, ilk Safkan oldu sevgili dostlar. Harput Güzeli Mehmet Taşkaya eşliğinde e, 1-200'ü kazandı son 2000'de e, güzel bir ikincilik hanesine yaptı. E, yazılı göze çarpana geçirmişti maalesef Mehmet Taşkaya ile. yarın iyi koşmasını bekliyorum ilk tercim 3 sonra 4 nolu Kara Nezir diyeceğiz. Ferit Yardımcı eşliğinde Elazığ 1600'ü kazandı. Sonra yine 1600'e çıktı. Yakın ara bir dördüncülük elde etti. Ee, şimdi mesafe biraz daha uzadı. Ee, uzun mesafede daha etkili koşacağını düşündüğüm dörde kuponumuzda yazacağız. Ve de son olarak da 5 dolu güven abi diyeceğiz. İsa Akgöz'e yaptığı Elazığ'da son e, yaptığı Elazığ'da e, 1600 metre e, kumda renk kat ekürüsü kazanmıştı. Kendisi 13. olmuştu. Alişan e, Ali pek o kadar saldırmadı koşuya. Yarın e, bu hem 6 safkanımız yer alacak. İsa Akgöz'e ilk koşmasını bekliyorum. 3-4-5 diyerek birinci dörtlü gayrımızı bu şekilde geçmek istiyorum. Evet geçelim ikinci koşan handikap 15. 3 ve Kore İngilizler 1600 kum 7 safkan yer alacak. Evet e, burada banko ismimiz olacak. Gerçekten ee, çok iyi form yakaladı son iki koşusunda. 1200 ve 1500'ü kazanma başarısı gösterdi. Hasan Altun da eşinde 3'te 1 yaptı. Yarın liderliği alabilir mi bilmiyorum. Çünkü burada Kapo var. 4 nolu Safkan biraz daha seri. belli liderliği büyük ihtimalle Kapo alabilir ama arkasına bir yatacaktır. Son virajdan sonra kendisi liderliği alıp e, 63 kilo olduğu kesinlikle bizlere aldatmasın sevgili dostlar. Yani bu kiloyu kaldıran bir safkan. çünkü son koşusunu 63 kiloyla kazandı. Ondan önce 1558,5 kiloyla kazanmıştı. Ee, bir benim yarın 7 plaza 1. Üçlü Gayen için Bangu ismimdir. 3 ile 2 nolu savkanları ikili için tercih yapacağım isimler olacak ikinci koşuda. Evet geçelim 3. koşu 6'lı gayemiz başlayacak. Şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 2000 kuma çıkacak. yeni safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yaptığı e, son kostüme Bursa'da yarış, yarış hayatına başladı. Sonra İstanbul'da bir sentetik gördü. Son koşunu Elazığ'a geldi. Elazığ'da çok farklı koştu. E, ferit yardımcıyla 8-9 boy gibi hatta fark atmıştı 1700 metre kumda. Ferit de çok çok önde tuttuğum bir isim. 4 kazanma yakın ama banko dediğim zaman bir türlü Ferit herhalde bizim bankomuz e, olarak yani bir türlü e, bağdaştıramıyoruz sevgili dostlar ya kaybediyor ya ikincilikte kalıyor ya da hiç tabela yapamıyor. O yüzden ben e, dördün yanına at ekleyeceğim. Yeni nolu Safkan e, Çevik Vakit e, diyeceğim e, Mehmet Ali Aktürk ile yeni ve de son olarak da üçün nolu Safkan İsa Akgöz'da kuponu da iliştireceğim. Son ismim 4-7-3 sıralamam bu şekilde birinci altılı yani altılı ilk hikayesinde yer vereceğim Safkanlar. Evet geçelim dördüncü koşu meydin. Dişler aması 3 yaşlı Araplar 1500 kum 11 safkan yer alacak. 5'li gayrımıza bu koşuyla başlıyor. Evet burada ilk tercihimiz 32 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönecek olan e, Kaba Hanım'ı diyeceğiz. Yusuf Cengiz eşliğinde ilk tercihim olacak 5. İkinci atım 3 nolu e, Gelin Donya Feneri Ferit Yardımcı eşliğinde. Sonradan 10 nolu Sema Yıldızı Mehmet Doğan'la ve de 11 nolu Yeşil Asma Hüseyin Altun Kılıç'ta iyi koşmasını beklerim. Bir diğer isim olacak. 5, 3, 10 ve 11 sıralamam bu şekilde oluştu 4. koşuda. Evet geçelim 5. koşu Handikap 13. 4 ve Kore Araplar 1200 metre kum. 7 safkan yer alıyor. 1 nolu Batuş'ta 7 nolu Uçarım'ın kızı ekür olarak piste çıkıyor. İkinci dörtlü ayında bu koşuyla başlayacak. Evet ilk tercihimiz dört nolu Nal Kran diyeceğiz. Ee, yani Elazığ'da 1700'ü kazandıktan sonra e, son koşulara üçüncülük de ayrıldı. Bakalım yarın liderliği alabilir mi? Büyük ihtimalle yeni nolu uçuran kızım lider alacak. Batuşa birazcık e, yani yol açacaktır diye düşünüyorum. Yarışı biraz süratlenip Batuş biraz gerilerde bekleyip sonradan açılan bir safkan. Şimdi mesafe kısa bakalım ona yarayacak mı? Ee, tabii ki 4 Nalkıran e, İsa Akgöz'e ilk tercihim olacak. İkinci atım 5 küçük Vesme Ferit yardımcıyla ve de 2 nolu Yıldırım Bey Necmi Altın'la start alacak. E, bu safkanlar benim için yeterli olacaktır. 4-5-2 sıralamam 5. koşta bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 6. koşu kısa vade 6 2 yaşlı İngilizler 1600 metre kum 5 safkan yer alıyor. 2. 3'lü de bu koşuyla başlayacak. Evet burada bankumuz olacak. Ee, Gökberk Mehmet Taşkaya eşliğinde piste çıkacak. Mehmet Taşkaya ile bir kere koştu. O da son koşusunda 1200'e koştu. Üst üste Elazığ'da yarış hayatına başlayıp Menderes Avşar'la kazandı. Sonra Adana'ya gitti. Mehmet Sari Çelik'le kazandı. Ankara'da grup 2'ye çıkınca e, maalesef beklentinin altında koştu. Tekrar Elazığ'a döndü Mehmet Taşkay'la. koşu kazandı. Şimdi mesafe 1600'e çıkıyor ilk defa. Gökberk liderliği aldığı takdirde e, belki almaya da bilir Çünkü mesafe birazcık uzun. E, veya alırsa yakalanmayabilir. Bir solukta bitirebilir. Çünkü burada 4 4'te birazcık seri olan seri gördüğümüz safkanlar ama Gökberk'in Mehmet Taşkay'la koşu bir kazanmasını bekleyeceğim. Uygun bir grupta da start oluyor. Bu grupta da ilk defa start alacak. yani burada 3 de olsun, 5 de olsun. 4 nolu Safkan 2 ile bir kere koştu. Onunla geçme başarısı göstermişti. Ama Gökberk, Mehmet Taşkaya yarın benim banko ismimdir. 4 ile 2 nolu Safkanlara ikili için değerlendireceğim isimler olacak 6. koşuda. Evet geçelim 7. koşu şartlı 4. Yamak 2 sınıfında Gaprant arkadaşlarımız atlayacak. 4 ve yukarı Araplar 1600 kuma çıkıyor. 7 safkan yer alacak. 1 ile 7 ekürü. 3 ile 4 nolu safkanlar bir diğer ekür olarak piste çıkacaklar. Evet 7. koşu altılı galimizin 5. ayağına tekabül ediyor. Burada Ergüçlü yaptığı son Elazığ içinde 1800'ü e, Ferit Yardımcı 63 kiloyla güzel bir koşu çıkarttı. E, hatta 8-9 boy gibi fark atmasını bilmişti. Şimdi Abdullah Çankaya teslim edildi bu safkan. 3 er güçlü ilk tercim ikinci atım. Altın o Dostbağı. Yani Ergüçlü'nün kazandığı o koşuda dost da e, bir üçüncü gelli etti. Necmi Altın eşinde piste çıkmış. Şimdi Yunus e, Çelikbaş'a teslim edilen altı. Bu safkana dikkat. 5 e, ilk nol ve de 2 nolu Çelik Mavi'yle dikkat diyeceğim ben bu koşu için. Tabii ki baktığımız zaman er çok öne çıkması normal bir sonuç olacaktır ama 6-5-2 ile kuponumda kesinlikle ayırt etmeden yazmak istiyorum 7. koşuda. Evet geçelim 8. koşu 6'lı gayemizin son ayağı. meydan dişler ama 3 yaşlar atlar 1500 kuma çıkıyor 11 safkan yer alacak Altınolu olu ışık güzeli ve de 10 nolu varto incisi ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercim 2 nolu ateş zambağı Hasan Altun da eşliğinde ilk tercihimiz olacak. Yaptığı Elazığ'da son koşusunda 1600'de iyi bir performans sergide Hasan Altun'da ala yine etkili koşacaktır. İki sonradan yeni yolu olur? Gök diyeceğiz. Elazığ'da yarış hayatına başladı. 1200'e güzel ikincilik. Sonra bir derecesi kaldı. 1200'e tekrar çıktı. Bir güzel ikincilik. 49 günlük aradan sonra Mehmet Doğan'la start alacak İzgök etkili koşmasını bekliyorum. 10 nolu Varto incesi Ferit yardımcıyla ilk startı çok çok başarılıydı. Ee, sonra ben e, hatta o gün için ısrarla önerdiğimiz bir safkandı ama beklendiğimiz çok altında bir performans sergili Ferit yardımcıyla yarın bakalım Ferit'le tekrar buluştu. Üçüncü kez 70 günlük aradan sonra pistlere dönecek. Ekür avantajı da elinde bulunuyor. 10-0 Üçüncü tercihimiz sonu 11 nolu Yaren abla ve de 8 nolu Maatara çok çok dikkatlice o da 78 günlük bir aradan sonra pistlere dönecek İstanbul ve son işinde Kocaeli'de görmüştü. İlk defa gireceği bu koşta 8 nolu Safkan'a çok dikkat edelim sevgili dostlar. Evet sıralamam 2-7-10-11 ve 8 sürpriz adayımız oldu son koşu için. Evet Bursa'na aktaracağım Elazığ koşulları için önereceğim safkanlar. Bunlar da tüm yarış bol şanslar. Hem İstanbul hem Elazığ programı için yazdığımız safkanlar. Gayen olsun Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.